Kalp kadar biz varız elbet. Hakkı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Çankırı'nın insanı feraset sahibidir. Çankırı'nın insanı asildir, çalışkandır, yarendir, yaren. Türkiye'nin tadı tuzu Çankırı'dan sorulur. Bütün Türkiye'nin sofrasında Çankırı'nın tuzu vardır, tuzu. Sizler Türkiye'yi daha büyük hedeflere taşımak için her zaman yanımızda oldunuz. Milletin adamı, AK Parti Genel Başkanı, Kurucu Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep yanında oldunuz. Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Değerli Çankırılılar, 2007 halk oylamasında Çankırı bir destan yazdı. Cumhurbaşkanını halk seçsin dedi. %81,5 destek verdiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi eyvallah. Şimdi Çankırı hanımefendiler, beyefendiler, ak gençlik, ülkücüler, milliyetçi kardeşlerim, sizden bir söz almak istiyorum. Çankırı Türkiye rekoruna talip mi? %95'e ne dersiniz? Tamam mı? %5'te onlara kalsın canım. Hepsine gerek yok. Değil mi? Onlara kalsın, kalsın. Kalmasın. Peki. Siz ne diyorsanız o. Allah sizden razı olsun. 16 Nisan'da yarenler sandıkları tıka basa neyle dolduracak? Bir daha diyelim. Bir daha. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bu meydana, şurada gördüğünüz meydana bir saat içinde 25 bin kişiyle doldurdunuz. Türkiye'ye sahip çıktınız. Demokrasiye sahip çıktınız. Milli iradeye sahip çıktınız. Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakana, hükümete sahip çıktınız. Türkiye'nin geleceğine sahip çıktınız. Ve bu güzel ülkeyi alçak FETÖ hainlerine teslim etmediniz. Size yakışanı yaptınız. Bazı ülkeler var. Avrupa değerleri diyor. Özgürlük diyor. İnsan hakları diyor. Diyor da diyor. Ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük. Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si. Mesele Türkiye olunca nasıl birdenbire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük değil mi? Oralarda hayır demek serbest, evet demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar. Ne diyor Gönüller Sultanı?
Mevlana Celaleddin Rumi, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Ey Hollanda, ey Almanya, özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Türkiye'ye düşman olanları, teröristleri koruyup kollayacaksınız. Cirit atacaklar, bakanlarımız geldiğinde de yolunu keseceksiniz, konuşturmayacaksınız. Orada yapılanları görüp bakanlarımıza destek olmaya gelen soydaşlarımızı, gurbetçilerimizin üzerinizde de atlarınızla, itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalık, bu yasakçı zihniyet Avrupa için kara bir lekedir. Hiç merak etmeyin. Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara. Türkiye Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın. Bu düşmanca politikalar, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez. Onun için bölgesel barış, küresel kardeşlik için din, mezhep, görüş farklılıklarını bir tarafa bırakacağız. Çünkü biz aynı yaratanın kullarıyız. Yaratandan ötürü birbirimizi seveceğiz. Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın. Bu yapılanları bir kenara yazdık. Gerektiği zaman gerekli karşılıklarda verildi, verilmeye devam edeceğiz. Bu baskıcı tutuma en güzel cevabı siz Çankırı 16 Nisan'da vermeye hazır mısınız? Eminim ki Avrupa'da yaşayan 5 milyon kardeşimiz de bunları takip ediyor. Onları sakin olmaya, kışkırtmalara aldırış etmemeye davet ediyorum. Bu topraklarda yetişen 9 yiğit evladımızı, Çankırılı 9 yiğidimizi o gece şehit verdik. Onların hepsi Çankırı'nın baş tacıdır, medarı iftiharıdır. 15 Temmuz şehitlerimize ve ülkemizin bağımsızlığı için, milletimizin birliği için hayatını kaybeden, şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlığınız, yiğitliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çankırı bizim 15 Temmuz karargahımızdır. Biliyorsunuz o gecede siz bu meydandaydınız. Ben de hemen yukarıda Ilgaz'daydım. Ilgaz'dan bu alçak darbe girişimini önlemek için gerekli talimatları, çalışmaları oradan yaptım. Dolayısıyla Çankırı'nın benim için özel bir anlamı var. Çankırı, ikinci Kurtuluş Savaşı'nın verildiği yerdir. Türkiye'nin tapusunun sahibidir. Sevgili Çankırılılar, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ,
terör örgütlerine karşı sizden aldığımız güçle amansız bir mücadele veriyoruz. FETÖ'nün inine gireceğiz dedik, girdik. Şimdi kaçacak yer alıyorlar. Nereye kaçarsa kaçsınlar, hiç fark etmez. Eninde sonunda adaletin önüne çıkacak, gerekli hesabı verecekler. Şehitlerin hesabını verecekler. Gazilerimizin hesabını verecekler. PKK, bölücü terör örgütü de mağaralarını, inlerini başlarına geçirdik. Kazdıkları o çukurdan çıkamadılar. Başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere bu ihanete bütün millet karşı çıktı. Ardından güvenlik güçlerimiz gereğini yaptı. Artık terörle mücadelede de kararımız tamdır. Terör neredeyse, ister yurt dışında, ister yurt içinde, oralara gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı'yla başarılı bir operasyon yapıp DAEŞ terör örgütünü nasıl yok ettiysek, diğerlerini de aynı şekilde halledeceğiz. Değerli kardeşlerim, birileri teröristlerle iş tutabilir ama Türkiye Cumhuriyeti terörle asla iş tutmayacak kadar büyük bir devlettir. Bizim terörle mücadelemizin ülke güvenliği olduğu kadar bölge güvenliği ve dünya barışı için önemi büyüktür. Bizim hanımefendiler, gençler, bizim anlatmaya çalışıp da anlatamadığımızı Kemal Bey en iyi şekilde anlattı. Bir eksiği kaldı. Bu şartlar altında artık hayır kampanyasını bırakıp bizim kampanyaya dahil olsun. Ona da yer var. Ona da yer var. Şimdi aslında vatandaşımızın bununla bir problemi yok. CHP'ye gönül veren, MHP'ye gönül veren, AK Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, diğerleri. Aslında vatandaşlarımızın tamamı Türkiye'nin daha fazla büyümesinden, kişi başı milli gelirin 10 sene sonra 30 bin dolarlara çıkmasından bir rahatsızlığı yok. Türkiye'nin parmakla gösterilen ülkeler arasına girmesinden bir rahatsızlığı yok. Az önce İsmet Bey anlattı burada. Biz ne yapacağız bu değişiklikle? Şimdi %30 oy alan, 25 oy alan hükümet kurmak için aylarca diğer partilere yalvaracak, yakaracak, dil dökecek, vaatlerde bulunacak, zor bela hükümet kuracak. Ondan sonra da 2 ay sonra birbirlerine girecekler. Bu ülke bunu hak etmiyor. İşte bu sistem neyi getiriyor biliyor musun? Bu sistemde %50'nin altında oy alırsa hükümet kurulmuyor. Mutlaka sandığa giden vatandaşlarımızın yarısından bir fazlası evet demesi lazım, seçmesi lazım. 2 tane sandık gelecek önünüze. Birisi cumhurbaşkanı, biri milletvekili seçimi. Aynı anda olacak. Farklı farklı, biri yazın biri kışın yok. Bir sefer sandığa gideceksiniz, kararınızı vereceksiniz. Zırt pırt seçim yok. Seçim bitecek, geçim devam edecek.
Sevgili kardeşlerim, burada karar verdiniz, sandıklar açıldı, Cumhurbaşkanını seçtiniz. İşte o andan itibaren hükümet başladı. Beş yıl boyunca işler yapılacak. Eğer böyle olmazsa şu Ilgaz tüneli, 11 kilometre Ilgaz tüneli nasıl yapılır? Yapılabilir mi? 100 senedir yapıldı mı? Allah'tan sizin iktidarınız AK Parti geldi de yaptı bitirdi. Ama daha fazlasını yapacağız. Bu ülkenin daha fazlasına ihtiyacı var. Şimdi bir de bunlar tutturmuş 18-25 yaşa karşı çıkıyorlar. Kardeşim, Türkiye'nin nüfusunun yarısına yakın 30 yaşın altında, 25 yaşın altındaki nüfus yine toplam nüfusun %40'ı. Neye karşı çıkıyorsun? Efendim diyor, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bu yaşlarda belediye başkanı olunur mu? Meclis üyesi olunur mu? Muhtar olunur mu? Milletvekili olur mu? Ne yapacak 60 yaşına senin gitmeni mi bekleyecek? Gençlerin siyaset yapmak hakkı yok mu? Sadece gençler bayrak mı asacak? Tezahürat mı yapacak? Siyaset de yapacak, ülkenin problemlerini de takip edecek. Onun için gençlere güvenmeyen ülkenin geleceğine güvenmez. Bunlar gençlere güvenmiyor. Biz de diyoruz ki gençler geleceğimizdir. Türkiye'nin geleceğidir. Onun için siz her şeye layıksınız. O yüzden 18 yaş, 19 yaş, 20 yaş, 21 yaş, 25 yaşını bitirinceye kadar 9 milyon insanımıza siyasetin kapısını açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ama buna karşı çıkanların da hesabını 16 Nisan'da vereceğiz, değil mi? Gençler, bu düzenlemeye hazır mıyız? Evet diyor muyuz? Değerli gurbetçi kardeşlerim, vereceğiniz cevap seçiminiz olsun. 16 Nisan'da vereceğiniz cevap Avrupa için en iyi ibret olsun. Ey Hollanda, Rotterdam oradaysa Çankırı burada, Yarenler diyarı burada. 16 Nisan'da Büyük Türkiye'nin önünü açmaya hazır mıyız? 16 Nisan'da yeni bir diriliş, yeni bir yükselişe var mıyız? Allah razı olsun. Bazıları bu değişimi istemiyor. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi bazıları bu değişimi istemiyor. Niye istemiyor? Onlar hep değişimden korktular. Değişim demek gelişme demek. Değişim demek kalkınma demek. Değişim demek
daha fazla büyüme demek, daha fazla fabrika demek, gençlere daha fazla iş demek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şahısların meselesi değil, memleket meselesidir. Sen ben meselesi değil. Diyorlar ki bu sistem Recep Tayyip Erdoğan için. Buradan söylüyorum, Çankırı'dan söylüyorum. Bu sistem değişikliği Erdoğan için değil, Erdoğan içindir. Erdoğan içindir. Peki bu değişiklikle ne olacak? Ortalıkta yalan, yanlış, bilgi kirliliği dolaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sazı almış eline, aklına geleni söylüyor. Ama söylediklerinin hiçbiri bir işe yaramaz. Ancak bir tane doğru şey söyledi. Bugüne kadar tek bir şeyi doğru söyledi. Onun için teşekkür ediyorum. Bir radyo programında ne dedi biliyor musunuz? Ya eyvallah. Gençler, şimdi şunu bir anlatayım. Bir radyoda soruyorlar, diyorlar ki ya bu sistem niye istemiyorsunuz? Diyor ki Kılıçdaroğlu, efendim diyor, bu sistem değişirse yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı bir partiden seçilir, başbakan da başka partiden olursa bunlar anlaşamazlarsa ne olacak? Uyan da balığa gidelim, uyan uyan. Ya zaten bunun için bu değişiklik yapılıyor. Yardımcısı da diyor ki siz diyor Kılıçdaroğlu bu anayasa değişikliğini okumadı diyorsunuz. O diyor tersinden bile okur diyor. Doğru. Tersinden okumuş. O da doğru. Bir de diyorlar ki 550 milletvekilini niye 600'e çıkarıyorsunuz? Fuzuli masraf oluyor. Sen bunu söyleyeceğine kardeşim, bir tane milletvekilin bir senede 2 trilyon telefon, mektup parası ödemiş. Eğer o ödenmeseydi 10 tane milletvekilinin 4 senelik maaşı. Bırak bunları, geç bunları. Millet yemez bunu. Onun için dürüst olmak lazım. Milletvekili Türkiye'de milletvekili sayısıyla başka ülkelerinkini kıyaslayalım. Türkiye'de daha az. 100.000'den fazla seçmene bir milletvekili düşüyor. Avrupa ülkelerinde 36.000, 40.000. Onun için milletin vekillerinin fazla olması, milletin dertlerinin Ankara'da daha fazla takip edilmesinden niye rahatsız oluyorsun? Bunların tabii milletle işi gücü olmadığı için vekil fazla olmuş, eksik olmuş, bir şey yok. Yan gel yat, CHP'nin mirasını, Atatürk'ün partisinin mirasını har vurup harman savur tüket. Var mı böyle yağma? Bu sistemde çalışacaklar. Onlar da ter dökecek. Daha çok çalışacaklar. Milletin, sizin gözünüze girmeye çalışacaklar. Başka türlü bunların ayakta kalma şansları yok. Onun için karşı çıkıyorlar. Bunların sanatı konuşmak. Herkesin bir kabiliyeti var. AK Parti, biz çalışa çalışa milletin önüne gidiyoruz. Bunlar da konuşa konuşa gidiyor.
Onlar konuşur. AK Parti. Onlar konuşur. Onlar konuşur. İşte bu kadar. Laf üstüne laf değil. Taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Hizmet ederek Türkiye'ye dünyanın en büyük eserlerini kazandırarak geldik sevgili kardeşlerim. Yeni sistemde ne var? İstikrar var, güven var, güçlü meclis var, güçlü yönetim var. İkide bir seçim yok. 5 senede bir seçim var. Eğer çok iyi çalıştıysan bir dönem daha seçiliyor. 3. istiyorum desen yok kardeşim. Yeter. Yeni biri gelsin. Hani diyorlar ya. Bir de diyorlar ki sevgili Çankırılılar, her şeyi tek adam yapacak. Yahu kardeşim, siz dünyanın neresinde 2 tane cumhurbaşkanı gördünüz? 2 tane meclis başkanı, 2 tane muhtar. Şimdi buğday pazarının bir muhtarı var değil mi? Yetmez, CHP diyor ki yetmez, buraya bir muhtar daha seçelim. Aksu Mahallesi'nin muhtarı da tek, bu da yetmez, bir muhtar daha olsun. Abdülhalik Renda Mahallesi'nin muhtarı da bir tane yetmez diyor. Cumhuriyet Mahallesi'ne hele 2 tane yetmez, 4 tane seçelim diyor. Fatih Mahallesi olur mu canım bir muhtar? 5 tane olsun. Sanki İstanbul'u fethetmeye gidecek. Olmadı. Karataş, Esentepe 14 mahalleye 28 muhtar. Efendim 374 köye ediyor çarpı 2 600 700 kaç ediyor? 730. Böyle şey olur mu ya? Bunlar pusulayı yitirmiş vaziyetteler. Kardeşim, belli ki bunlar HDP ile biraz çok sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar, eş başkanlığa. Hadi sizin için uygun olabilir ama bu millet bunları istemiyor. Millet diyor ki cumhurbaşkanı tek olacak, patron da millet olacak. 80 milyon arkasında olacak. Patronun millet olduğu yerde tek adam olur. Ama milletin emrinde olur. Padişahlıkla, diktatörlükle bunu karıştırmayın. Meclis ilk defa yargıya üye seçecek. Buna da karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki yargı bürokrasisi kendi arasında seçsin. Kardeşim, milletin seçtiği mi doğru, yoksa memurların kendi aralarında seçtikleri mi? Bunlarda milli irade, milli egemenlik duygusu da gelişmemiş. Meclise güven yok, vekillerine güven yok, millete güven yok. Bürokrasiyle işi yürütmeye çalışacaklar. Olmaz bir şey. Bu sistemde yargıda bağımsız, yargıda tarafsız. Bunlar kardeşim, yeni sistemde cumhurbaşkanı meclisi feshedecekmiş. Yok böyle bir şey. Yıldızlı kuyruklu yalan. Ne var? Yeni sistemde meclis ve cumhurbaşkanı ya biz de avaz avaza bağırıp anlatmaya çalışıyoruz. Çankırı bitirmiş işi, bitirmiş. Bitirmiş. Tamam, ben burada kesiyorum. Bitti. Bundan sonrası
Fuzuli. Evet. Şimdi Çankırı'ya neler yaptık? Biraz da Çankırı'yı konuşalım. Tamam mı? Hazır mıyız? Güzel. Çerkeş. Çankırı. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, bakın Çankırı'ya Japonlar bir büyük fabrika kurdular. Bu fabrika 2 milyarlık dolar yatırım yapacak. Bir kısmını yaptı. 2500 kişiye iş aç temin ediyor. Dolayısıyla Çankırı gittikçe Türkiye'nin üreten, ticareti gelişen bir merkezi haline geliyor. Şu Çankırı Ankara yolunu bir hatırlayın. Nasıldı? Şimdi nasıl? Kaymak gibi yol oldu. Çankırı'dan Ilgaz'a giden o İn Dağı'nı hatırlayın. İn Dağı, İn Dağı. 12 tane viraj. İnerken başınız dönüyordu. Şimdi nasıl? Kaymak gibi. Oradan geçiyorsunuz. Ilgaz Dağı. Dur bir dakika, geçemezsin diyor. Öyle mi? İstersen müsaade etme. Deler geçeriz dersiniz. Deldik geçtik. Şimdi Çankırı Kastamonu arası ne kadar arabayla? Hüseyin Filiz ne kadar? Yarım saat. Var mı böyle bir şey? Var, var. Millete sevdalı olursanız şirin olursunuz, ferhat olursunuz, dağları delersiniz, milletinizle buluşursunuz. Çankırı'ya 15 yılda 5 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. 2002 yılında Çankırı'da ihracat bilinmiyordu. Bugün Çankırı 77 milyon dolar ihracat yapıyor. 234 derslik, 3300 konut ve 6 hastane yaptık. Ama şimdi biliyorum, Çankırı'da hastane yetersiz kalmış. Bugün arkadaşlar söyledi, Çankırı'ya yakışır, güzel bir hastaneyi de inşallah yapacağız. 2500 kişilik Orhan Saka spor salonu olmak üzere 13 tesisi, spor tesisini yaptık. Çankırı'nın hizmetine verdik. 2007'de Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni kurduk mu? Kurduk mu gençler? 14 bin öğrencisi var. Daha da artacak. Biz Çankırı'yı ihmal edenlerden, unutanlardan olmadık. 2002'de güzel Çankırı'da sadece 18 kilometre yol vardı. Plakası kadar. 15 yılda bunun üzerine tam 218 kilometre yol yaptık. Helal olsun. Tam 12 kat. Tam 12 kat. Çankırı'yı Ankara'ya, Karabük'e bölünmüş yolla bağladık mı? Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Doğuyla, batıyla, kuzeyle, güneyle milleti kardeş yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.
139 yıllık hayal, Ilgaz, 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtık. Çankırı'yı Kastamonu'ya, Ankara'ya komşu yaptık. O 61 dönüm araziyi sulamaya açtık. Barajlar yaptık. Taşkın koruma tesislerini bitirdik. 540 milyon tarıma, hayvancılığa destek verdik. Çankırı'ya hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Kurşunlu Devlet Hastanesi'ni yeni 1175 TOKİ konutunun yapımını devam ediyoruz. Korgun, Demirçevre, Karatekin barajları başta olmak üzere Çankırı'ya 5 baraj daha yapıyoruz. Çerkez, Kurşunlu Gençlik Merkezleri, Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı devam ediyor. Siz her zaman hizmetin, yatırımın en güzeline layıksınız. Ne gerekiyorsa yapılacak. 16 Nisan Türkiye için, milletimiz için bir milat olacak. 16 Nisan büyük Türkiye'nin, ak günlerin adresi olacak. Çankırı 16 Nisan'da gür sesle evet diyecek, Çankırı kazanacak, Türkiye kazanacak. 16 Nisan'dan sonra krizlerin sona erdiği, sürekli huzurun, kardeşliğin, istikrarın olduğu bir Türkiye dönemi başlayacak. Türkiye'nin geleceği için Çankırı hazır mı? Evet mi? Dünya devi Türkiye için hazır mıyız? Mesele memleket meselesi olunca her şeye hazır mıyız? Sizin evet dediğiniz her şeye biz de evet diyoruz. Tek millet için, tek millet için, tek devlet için, tek vatan için, tek bayrak için, evet, evet, evet. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sevgili yarenler, sevgili kardeşlerim. Teşekkürler Çankırı. Teşekkürler başbakanım. Millet için, tek vatan için Çankırı evet diyor. Davamız haktır bizim. Yolumuz aktır. İzdir bizim. Bize Çankırılı derler.